Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Mart Cumartesi İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak İstanbul'un. Birinci koşuyla beraber 5'i çeyrek geçe birinci altılı dördüncü koşuyla beraber de saat 7'de arkadaşlar İstanbul'un ikinci altısı başlayacak. Ben her iki programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. İkinci altı için arkadaşlar bir tek bir tane de alternatif tek değerlendireceğim. Yine takip ettiğim safkanlar hakkında genel bir yorum yapacağım arkadaşlar. Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında arkadaşlar muhakkak değerlendirin diyorum. Yine benim vereceğim oyun kurgusu düşük tutarlı olacaktır. Takip sayfalarınıza arkadaşlar muhakkak eklemeye çalışın diyorum. Gündüz programında Adana var arkadaşlar. Adana'da 10 koşuluk bir program var. 2 tane 6'lısı var. Ben onunla ilgili yorumlarımı yine bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onları da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programında da İstanbul var. İstanbul'da da birinci altı arkadaşlar 5 çeyrek geçe meydin dişilere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben özellikle 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilki 9 numaralı Wick Baron olacak. Ben çok beğendiğim güzel bir kanatlarına sahip olan safkan e, uzun süredir Apranti gibi arkadaşımız start alıyordu. İlk defa üstüne daha etkili koşmasını e, beklediğimiz bir jokey Ayhan Kurşun'la beraber start alıyor. Ben ilk yarışında Ayhan'la beraber etkili olacaktır diye düşünüyorum. Çok kaliteli dediğim gibi önemli bir orijini var. Güzel bir soru yavrusu olan safkanın ben normal şartlarda arkadaşlar hazır gireceği bu yarışta rahat bir birincilik elde etmeye çok yakın olduğunu düşündüğüm bir safkan olarak gözüküyor. İlk şans Safkan'ın 9 numaralı Wiki Baron olacak arkadaşlar. Bu Safkan rakip noktasında hemen hemen her yarışını iyi koşan, yine çok kaliteli bir orijine sahip olan 3 numara El Kızı arkadaşlar Mustafa Çiçek'le beraber start alan bu safkanın da yine bir etkili bir yarış gelecektir. Ben de bu iki safkan bir tık önde arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 9 ve 3 numara safkanlardan etkili bir yarış bekliyorum. Ben yine kuponuma 6 numaralı Porsen Rossi'de ekleyeceğim. Yine etkili safkandan etkili bir koşu gelebilir. Özellikle son ikinciliğini çok beğenmiştim safkanın. Ben yine bu safkanı kuponumda bulunduracağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar özellikle 9 ve 3 diyorum. Daha sonrasında 6 diyorum. 6'nın ilk ayağı yine varsa takip safkanlarınızı ekleyerek Boyak için arkadaşlar muhakkak değerlendirmeye çalışın diyorum. Arkadaşlar günün ikinci ayağına geldiğimizde ise 15'te 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentrikte izleyeceğiz. Yine 7 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Ben yine burada özellikle 3 tane safkandan bahsedeceğim ki ilk şanslı gördüğüm safkan yarın için çok da etkili koşu koşmasını beklediğim. 2 numara Dark Ponies olacak ki etkili bir Lionel temsilci olan bu safkanın son yarışında çok güzel kazanmıştı. Yine üzerinde Gökhan Gökçe vardı ben o günkü yarışını çok beğenmiştim. Ben yine bu safkandan etkili bir yarış gelecektir diyorum. Yine muhakkak kuponlarımıza ilk şansı bu safkana verelim arkadaşlar. Kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Bu safkanın kötü koşması durumunda devreye girmesini bekledim. 5 numaralı George Best arkadaşlar yine etkili orijinal olan safkan. Mertcan Çelik'le beraber yine ben kuponunu bulunduracağım. Yine ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Tin Sprit'i de etkili jokeyi Gökhan ile beraber yine bu safkandan da e, kuponumda bulunduracağım arkadaşlar. Bu üst safkanı ben bir tık önde tutuyorum. Dediğim gibi yeni takip Safkanlarınız varsa ekleyin. Ama özellikle 2 numaralı Dark Ponix'ten etkili bir koşu gelecektir. Daha sonrasında 1 ve 5 numara safkanların Kuponunda olmasını doğru buluyorum. Arkadaşlar günün 3. koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda ilk altının 3. ayağı ve 7'li plasenin başlangıç ayağını oluşturan bu koşu için şartı 4'te 4 dört yukarı Arapları 1500 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ben burada günün yine zor koşullarından biri olduğunu düşünüyorum bu ayak için. Yani birçok safkana şans verilebilir arkadaşlar. Ama ben özellikle 8 numaracıya ve Rıza çok etkili bir yarış bekliyorum. Mustafa Çiçek de beraber start alacak. Grubun en genç safkanı aynı zamanda. Ben çok beğendiğim bir safkan arkadaşlar. Bundan öncesinde çok sert gruplarda güzel yarışlar yapmıştı. Ben daha hazır gireceğim bu yarışta. Her ne kadar yaşıtlarıyla daha büyük yaşıtlarıyla beraber start almış olsa da ben etkili bir koşu yapıp Mustafa ile beraber iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle takip ettiğim safkanlardan biri yarın içinde bu koşuyu yani bu safkanın üzerinde çok merak ediyorum nasıl bir yarış yapacağını ama ilk şansı ben bu safkana vereceğim. 8 numara Cverizade arkadaşlar benim bu grupta en şanslı gördüğüm safkan olacak. Daha sonrasında arkadaşlar bu kötü safkanın kötü koşması durumunda e, grubun karater ismi son yarışında güzel bir 3'lük elde eden 3 numaralı Budakan yine e, çok etkili yarışları olan 1 numaralı Can Kurt Bey'in yine kuponlarda olması doğru olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi 8 numaralı safkan önceliğim. Daha sonrasında 3 ve 1 diyorum. E, bu ayak için yine 7'li plase için daha arkadaşlar. Ben Cevheri Sadiye'den etkili bir koşu bekliyorum. E, sürpriz noktasında bu safkanı değerlendire bilirsiniz arkadaşlar 7'li plase oyunları için. Arkadaşlar günün 4. koşusu ilk ince altında ilk ayağını oluşturan Maiden dişiler ait bir grupta 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz ki 5 11 ta, e, tane safkanın start alacağı bu koşu yine günün arkadaşlar zor koşularından biri gibi gözüküyor ama ben yine 3 tane safkanın ön plana çıkaracağım bu Maiden koşu için hem dişilere ait olması e, hasebiyle e, zor bir yarış gibi gözüküyor arkadaşlar. Takip safkanlarınız yine bu ayak için eklemeye çalışın diyorum. Arkadaşlar ben ilk şansı 5 numaranın Lady Sivis'e vereceğim ki çok beğendiğim bir, bir, rüyası olan Safkan'dan Furkan Yüksel beraber etkili bir yarış gelecektir. Hemen hemen her yarışını iyi koşan Safkan hep kazanan grubun hep içinde olduğu yarışları boyunca. Ben artık e, meydana veda etmeye yakın gördüğüm ilk şanslı Safkan'ım olacak. Bu Safkan'ı değerlendireceğim. Rakip noktasında arkadaşlar 9 numara Rice General ki yine etkili orijinle dikkat çeken Safkan. Bu da tatminkar yarışlar yapıyor. Ara sonrası etkili yarışlar yapan Safkan'dan yine etkili bir yarış gelecektir. Nevzat'la beraber yine bu Safkan'a da şans verelim arkadaşlar. Son olarak da 8 numaralı Van Buraet'ten bahsedeceğim ki Mehmet Kaya ile beraber start alan bu bir, 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 bir yavrusu yine etkili bir koşu yapacaktır. Özellikle son 5. beğendim. E, etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Yine kuponumuzda bu safkanı da bulunduralım diyorum. Yani 5, 8 ve 9 e, bu üst safkan bende bir tık önde olsa da arkadaşlar ilk defa sentediye çıkacak olan 4 numaralı Dirina Mustafa Çiçek'le beraber yine yarış hayatına ilk defa start alarak başlayacak olan e, özellikle 10 numaralı Tara Siklet arkadaşlar etkileyici orijinale dikkat çekiyor. İlk startında enteresan bir yarış yapabilir. Yine 3 numaralı Betibur Best gibi safkan var. Yine ilk startında etkili olabilir. O güzel etkileyici orijinler olan safkanlar bunlar. Safganlardan etkili yarışlar gelebilir ama her ne kadar bu maiden koşullarda yarış görme avantajı arkadaşlar etkili oluyor. Yani bu tarz koşullarda yarış görme avantajlı olan safkanların bir tık daha önde olduğunu söylemek lazım. O yüzden ben 5, 8 ve 9 yani bu üst safkandan iyi koşu bekliyorum. Daha sonrasında sürpriz noktasında yeri olanlar için arkadaşlar en azından bu ayak için Sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise handicap 16'da dişilere ait bir grupta 4'te yukarı Arapları 2000 metre mesafe sentekte izleyeceğiz arkadaşlar. 14 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 3 tane safkandan etkili yarış bekliyorum arkadaşlar ki bunlardan ilki. 2 e, numara Ailiz olacak e, çok beğendiğim bir safkan Mahzun Demirbaş'la beraber start alan kaliteli kısraktan e, orijinin hakkını verecek etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar verdiği bir ara var bu safkanın 3.5 aylık 3.5 üç, 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 üç aylık civarı bir arası var arada da hazır gireceğini düşünüyorum zaten iyi ellerde bakılan bir safkan ben e, kalitesine inandığım bu safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir diyorum özellikle yine iyi koşmasını beklediğim bir safkan olarak gözüküyor. Bu safkanın yine rakip noktasında arkadaşlar 13 numara El Semaviden bahsedeceğim ki son yarışında çok sert grupta start alan bir Kazber temsilcisi. Ondan önceki yarışları oldukça başarılıydı. Bu safkandan da etkili bir koşu gelecektir. Ben yine kuponumda bulunduracağım bir safkan olarak gözüküyor. Daha sonrasında arkadaşlar 4 numaralı Sultanan yine Ayhan'la beraber değerlendirilmeli. Yine 8 numara Aloş arkadaşlar. Adem Aslan ile beraber yine bu safkana da şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar benim burada önceliğim dediğim gibi 2, 4, 8 ve 13. Yani bu 4 safkandan iyi koşu bekliyorum. Bu safkanları muhakkak kuponumuzda bulunduralım. Yine sürpriz arama noktasında 3 numara numaralı Malakka, 10 numaralı Aysel Ana ya da 14 numaralı Signora gibi safkanlar da ekür avantajıyla beraber arkadaşlar bu zor ayakta değerlendirilebilir. Ee, dediğim gibi bu ilk iki ayak arkadaşlar özellikle ikinci altını ilk iki ayağında çok at yazmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bu ayaklarda herhangi bir sürpriz oluşma şansı var. Daha sonraki ayaklarda arkadaşlar daha az atlı geçeceğimiz için bu ayaklarda sürpriz aramanın doğru olacağını düşünüyorum. Günün arkadaşlar üçüncü ayağına geldiğimizde ise ilk altında son ayağını oluşturan bu ayak için arkadaşlar kupalı bir koşu var. A3'te grup A3'te 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. Ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten bu safkanı da kuponuma tek atacağım. Uzun bir ara vermiş olmasına rağmen çok iyi yerlerde bakıldığını düşündüğüm ki zaten öyle olduğunu da biliyorum. 3 numaralı Ulan Bator'dan bahsedeceğim. Çok kaliteli bir safkan. Özellikle sentetiğin bence en iyi safkanı denebilir arkadaşlar. Bu mesafelerde sentetikte grup 1 koşulları kazanmış. Çok kaliteli bir safkandan bahsediyoruz çok da hazır girecektir bu yarışa arkadaşlar. İstim üstünde olduğunu düşündüğüm kaliteli Safgan'dan etkili bir yarış gelecektir. Zaten galoplarında da çok etkili işler yapıyor Safkan. Ee, ben dediğim gibi hazır gireceği bu yarışta rahat bir birincilik elde edecektir diyorum. Rahat bir yarış kazanacağına inandığım 3 numara Ulan Batur arkadaşlar. Birinci altı için ama ikinci altı için arkadaşlar. Rahatlıkla kuponlara tek atılabilir diyorum. Ben yarın için arkadaşlar 3 numara Ulan Bator'un Halis Karataş'la beraber bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Rahat bir birincilik gelecektir diyorum. Arkadaşlar 4. aya geldiğimizde ise Handicap 21'de 4 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe sentrikte izleyeceğiz. Yine bu ayak içinde özellikle iyi koşmasını bekledim. 3 numara Red Tornado arkadaşlar. Son yarışında size vermiştim. O gün içinde beni yanıtmayıp güzel bir birincilik elde etmişti. Formunu koruyan Safkan uygun kilosuyla Ayhan'la beraber değerlendirilmeli. Yine aynı yarışta arkadaşlar ikincilik yapan 5 numaralı Harput Rüzgarı yine Mertcan Çelik'le beraber iyi koşacaktır. Yine aynı yarışın dördüncüsü olan arkadaşlar Uğur Buban. Mesin Hamidi ile beraber yine bu safkanı da uygun kilosu ile beraber şans verilmeli diyorum. Yani 3-4 ve 5 bende bir tık önde arkadaşlar bu ayak için. Bu yüz safkandan hem son yarışlarındaki çok güzel yarışları da dikkate alındığında etkili bir yarış gelecektir diyorum. Burada bu 3 safkanın dışında sürpriz noktasında 6 numaralı Buda Bator Mahmut Turan'la değerlendirilebilir. Yine Halis'in bindiği 2 numaralı Fire Ateş'te e, grubun tek dişi safkanı olma sebebiyle yine sürpriz noktasında arkadaşlar bu safkanı da kuponlarımızda bulundurabiliriz. Ama dediğim gibi 3-4-5 benim bir tık önde görüyorum Altınının 4. ayağında. Arkadaşlar 5. ayağına geldiğimizde ise günün Made in dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe sertekte izleyeceğiz ki 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben 2 tane safkandan bahsedeceğim. 2 safkan da bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Bunlardan ilk arkadaşlar 2 numaralı Bianca Capello olacak ki çok etkili bir Placentable Perfect yavrusu olan safkandan Mustafa Çiçek ile beraber artık kazanmaya yakın gibi gözüküyor. E, uygun grupta etkili birincisiyle beraber zaten iyi ellerde bakla, bakılan, de yüksek olduğu bir safgan. E, o kendi kalitesini, orijinin hakkını verip yarın için e, uygun grupta meydana veda etmeye yakın gibi gözüküyor. İlk şanslı safganım olacak. En büyük rakibinin de yine 10 numara Titanium arkadaşlar. Yine etkili orijine dikkat çekmeyen Halis Karataş ile beraber start alacak. Bu safgandan da ben etkili bir yarış gelecektir diyorum. Son yarışındaki ikincili oldukça başarılıydı. O gün için çok etkili, güçlü bir rakibine kaybetmişti. Dediğim gibi müsaitlenen grupta yine etkili koşacaktır. Ben bu ayak için 2 ve 10'un arkadaşlar bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki safkandan etkili yarış gelecektir. Bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak gözüküyor. Ama yine yeri olanlar 5 numara Gon Gördü. Bedi de Gökhan Gökçeli ile beraber arkadaşlar geniş kuponlarda eklene diyorum. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe sentekte izleyeceğiz ki yine 13 tane safganı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yine alternatif tek olarak arkadaşlar bu safkanı küçük kuponlarda küçük oyun kurgularında değerlendirebiliriz ki bu da bir numaralı Hazar Denizi olacak. Kaliteli safkan daha önce birçok kez geçtiği bu safkanları tekrar üstünlük sağlayacaktır diye düşünüyorum ki son 3 yarışında ikincilik elde eden, son 3 yarışını ikincilikle bitiren Safkan e, çok sert rakiplerle, önemli rakiplerle beraber start alıp bu gruptaki Safkanların tamamını geçerek kendinden bir biraz daha üstün ya da kaliteli Safkanlarla yakın ara ikincilikler elde etti. Çok uygun bir grup yakalamış. Dediğim gibi bu kiloidlarda koşmaya da alışkın bir Safkan. Çok kilodan etkilendiğini de düşünmüyorum. Üzerinde de kendisini tanıyan e, yetenekli bir isim Mehmet Kaya ile beraber yarın için bu grupta Kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Dediğim gibi küçük kuponlarda arkadaşlar risk edilebilir. E, rakip arayanlar için yine 6 numara Ciğerdelen, 7 numara Çeviksoy, yine 8 numara Yaman Oğlum gibi safkanlar değerlendirilebilir. Hatta daha da e, sürprizde 3 numara İzbırak da yine haliste beraber arkadaşlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi Hazar denisinden etkili bir koşu gelecektir. Yarın için yine altının son ayağı için kazanmaya yakın gibi gözüküyor arkadaşlar İstanbul programında. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden yarın için herkese bol şans arkadaşlar.